Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir konuda yine sizlerle birlikteyim. Bugün konumuz ünsüz yumuşaması, diğer bir deyişle yumuşama. Peki ünsüz yumuşaması hangi ses olayıydı, nereye aitti? Biliyorsunuz sessiz harflerle ve sesli harflerle ilgili kurallarımız vardı. Tabii ki ünsüz dediğine göre ünsüz yumuşaması sessiz harflerle ilgili kurallardan bir tanesi. Peki bu kuralı nasıl buluyoruz? Hangi özellikleri bilmemiz gerekir? Öncelikle ünsüz yumuşamasında biz sert sessizleri ve yumuşak sessizleri biliyor olmamız lazım. Sert sessizlerin içinde şurada gördüğünüz T, P, K ve Ç. Yani biz bunu aklınıza tutmamız için topukçu olarak söylüyoruz. Eğer bir sözcük topukçudaki sessiz harflerden biriyle bitiyorsa ve ünlü harfle başlayan bir ek alıyorsa çocuklar, o zaman yumuşamaya uğrar diyoruz. Şöyle toparlayacak olursak, ben burada kısaca hemen yazdım. T, D'ye, P, B'ye, K, G veya yumuşak G'ye, Ç de C'ye dönüşüyor. Hatta bunu böyle aklınıza daha esprili kalması için şöyle bir notçuk yazdım buraya. Topukçu ünlü harfle başlayan bir ek alınca cadı gibi oluyor. Yani burada bir değişim var. Şimdi ünsüz benzeşmesiyle hemen size bir hatırlatma yapayım. Ünsüz benzeşmesinde bir harf vardı, yanına bir harf daha geldiğinde birbirlerine benziyorlardı ve iki tane ses birbirine benziyordu. Burada ise bir değişim var çocuklar. Tekrar söylüyorum. Topukçudaki sessiz harfle bir cümlenin sonundaysa ve yanına ünlü harfle başlayan, yani A, E, I, I, O, Ö, U, Ü bunlarla başlayan bir ek geldiği zaman ne oluyormuş bizim bu topukçu? Cadı gibi oluyormuş. Hemen örneklere bakalım. Kitap, bakın kitap. Buradaki sert sessizlerden biri mi? Evet. Sonunda bir P harfi var. P, bakın ünlü harfle başlayan bir ek aldı. Ün eki aldı. Ünlü harfle başlayan bir ek aldı. O zaman bu sert sessizim ne olurdu ünlüyle başlayan bir ek aldığında? B'ye dönüşürdü değil mi? Nasıl söylerim? Kitabın demeyiz zaten. Söylerken aslında bunu yapıyorsunuz. Bu kurala uyuyorsunuz. Yazarken de ne diyorum? Kitabın diyorum. Şuradaki P, bakın ne oldu? B'ye dönüştü. Burada bir dönüşüm var. Tek bir harf değişip yeni yumuşak sessiz halini alıyor. İkinciye bakalım. Ağaç, A. Yine ağaç kelimesinin sonunda sert sessizlerden ve topukçunun içinde olan bir harfim var. Ç. Ç, ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Peki o zaman Ç neye dönüşecekti? Tabii ki eminim söylüyorsunuz C'ye ve zaten bunu söylerken ne diyoruz? Ağaca. Bakın buradaki Ç ne oldu? C'ye dönüştü. Hemen buraya bakalım. Yamaç kelimesinin yine son harfi topukçunun içindeki harflerden biri. Ve ünlüyle başlayan, daha doğrusu burada ünlü olan bir ek almış. I ne olacak? Yamacı. Yamacı demeyiz değil mi? Yamacı. Bakın buradaki Ç'de ne oldu? Ç'ye dönüştü. Özür dilerim. Ç, C'ye dönüştü. İcat. İcat kelimesinin sonundaki T topukçunun içinde tabii ki olan bir sert sessizim. Topukçuyla biten bir harfin yanına sesiyle başlayan bir ek gelmiş. In eki I ile başlıyor. O zaman ne olacak bu? T, D'ye dönüşürdü. D'ye ne olacaktı? İcadı. Ben eğildikçe yazılar eğiliyor galiba. Ama yazmaya bu şekilde devam edeyim. Sanırım okunuyor. Son olarak 4. Yine T ile topukçunun içindeki bir harf sert sessizle bitiyor. Yanına E sesli harfini ek olarak aldığında ne olacak? 4T demeyiz değil mi? Ne deriz zaten? 4'e deriz. Hemen bunu da yazalım. 4'e. Şimdi bunları silelim. Birkaç örnek daha yazacağım. Sonra benzeşme ile yumuşamayı da ikisini bir arada örnekler vereceğim. Farklarını da daha iyi görebileceğiz. Şimdi bazı sözcükleri yazdım çocuklar buraya ama burada hepsinde yumuşama olmadı. Bazılarında ünsüz benzeşmesi de var. İkisini bir arada incelersek sizin için daha faydalı olur diye düşündüm. İsterseniz başlayalım. Şimdi önce sözcüğümün köküne bakıyorum. Cebi sözcüğünün kökü nedir? Zaten cep dediğinizi duyar gibiyim. Normalde bunun kökü neydi? Cep artı i ekini almış değil mi? Zaten burada ses olayını sanırım şu an gördünüz. Zaten burayı çizdiğinizde de p olmadığını fark ettiğinizde burada ne anladık? Demek ki burada bir ünsüz yumuşaması olmuş. Buraya yumuşama diyebiliriz. Hemen ikinci sözcüğe bakalım. Kelimenin kökü kitap. Kitaptan kitap değil mi? En son harfimiz nedir? P. Bu sert sessiz. Topukçuda da var. Fasikyoşap da var. Ama yanındaki önemli. Burada
Yine bir sert sessiz olduğuna göre, iki tane sert sessiz yan yana olduğuna göre buna ne diyeceğiz? Benzeşme veya ne derdik buna? Ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesi derdik. Her ikisini yazarsak doğru. Diğerine bakalım. Küskün, küs, köküm, s ile bitiyor ve yanında yine bir sert sessiz var. İki sert sessiz yan yana geldiğine göre ne olacak burada? Sertleşme yani benzeşme oldu diyebilirim. İkisi de aynı biliyorsunuz. Diğer sözcüğüme bakıyorum. Çiftliğe. Çiftlik değil mi kökü? Bakın çiftlik diyorum ama burada k harfi artık yok. Yerine yumuşak g gelmiş. Öyleyse burada ne olmuş derim? Yumuşama olmuş derim. Aynı zamanda bir seslerle başlayan ek daldığı için buradan da emin oldum. Hemen bakalım sözlü kelimesinin kökü nedir? Sözlüktür değil mi? Bakın artık o k burada yok ve yanına bir ünlü harfle başlayan ek almış. O zaman buradaki k'ye gidip yerine yumuşak g geldiğine göre ne oldu? Burada da yumuşama oldu. Hemen buna bakalım. Rengi. Rengi kelimesinin kökü nedir çocuklar? Renk dediğinizi duyar gibiyim. Renk dediğimde en sonunda hangi harf olmalıydı? Normalde k değil mi? Bakın o k'ye neye dönüşmüş? Cadı gibideki g'ye dönüşmüş. Öyleyse burada da ne oldu? Yumuşama olmuştur. Hemen şuraya bakalım. Ayaktan kelimesinin kökü nedir? Ayak. Değil mi? Ayak kelimesinin en son harfi k. Yanında da hemen t ile başlayan, yine sert sessizle başlayan bir ek. Aslında bunun dan olduğunu ama k'den dolayı tan'a dönüştüğünü bence siz artık fark ettiniz. İki sert sessiz bakın yan yana. Fıstık işareti k. D ile başlayan eki t diye değiştirdi. Buna ne diyorum o zaman? Benzeşme diyelim. Ayağı. Bakın burada ayaktan ve ayağı bilerek iki kelime aslında arka arkaya verdim. Ayak, ı olması lazım değil mi? I eki. Peki buradaki k neye dönüşmüş? Yumuşak g'ye. Buradaki için ne diyelim? Yumuşama diyelim. Şöyle kısaca y yazalım. Gördüğünüz gibi burada ünsüz benzeşmesi olurken ses olarak burada ünsüz yumuşaması oldu. Hemen son iki sözcüğümüze de bakalım. Güreşçi. Güreş kelimemin kökü. Ş fıstık işarabının içinde vardı. Zaten topukçunun içinde ş yoktu. Yanındaki ç harfi aslında c idi. Ne oldu? Ona benzeyerek sertleşti ve güreşçi. Bunda da ne oldu? Benzeşme b diyelim kısaca. Son olarak da kümeste. Kümes kelimemin kökü son harfi s fıstık işarabının içinde var. Topukçu da zaten yok. Yanına da d değil t eki geldi. Bu da sert sessiz olduğuna göre her ikisi artık. Burada da ne olmuş oldu aslında? Benzeşme oldu değil mi? Veya sertleşme de diyebilirim. Şimdi bitirmeden iki şey daha hatırlatmak istiyorum çocuklar. Bu ünsüz yumuşamasının bazen olmadığı sözcükler var. İstisnai sözcükler. Onlara bir tane örnek ben şuraya yazayım. Mesela top. U eki aldığı zaman yani ünlüyle başlayan bir ek aldığında topu mu diyoruz? Demiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Topu. Yine P aynı kalır ve topu olarak yazılır. Burada bir yumuşama bakın olmadı. Sütte de bu olmaz. Süt, koç mesela. U, ü ekleyelim bunlara. Süt yine ne olur? Sütü olur değil mi? Sütü demiyoruz, sütü diyoruz. Koç, u eki aldığı zaman da yine koçu olarak kalıyor. Kocu demiyoruz. Bunlar istisnai bazı sözcükler. İkinci kural da şu. Özel isimlerde yumuşama söylerken evet kullanıyoruz ama yazımda, yazılı olarak kullandığımızda yazmıyoruz bu şekilde. Hemen onu da şurayı silerek yazayım. Ahmet yazalım mesela çocuklar. Ahmet i eki alacak olduğunda ne olur çocuklar? Nasıl derim? Ahmet'i diyorum ama Ahmet i diye yazıyorum yine. Ahmet i. Burada yumuşamaya uğratmıyorum yani. Mesela İpek diyelim. İpek k ile bitiyor. İ eki alsın. Nasıl yazarım? İpeği diye söylüyorum ama İpek i diye yazıyorum. Burada da sözcüğümü yumuşamaya uğratmıyorum. Evet bu derslik bu kadar çocuklar. Bir önceki hazırlamış olduğum ünsüz benzeşmesi videosu da vardı. Yani ikisini birlikte izleyip aslında birleştirirseniz sözcükleri daha kolay neye uğradığını anlayabileceksiniz diye düşünüyorum. Bu derslik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.